Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kedi dili pasta yapacağız. Bunun için ilk önce kremasını hazırlıyorum. Tenceremde 1 litre süt var. İçerisine şöyle 1 su bardağı toz şeker. Burada 3 tepeleme yemek kaşığı un ve 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta var. Bunları da ekliyorum. Hepsini şöyle güzel çırpacağım. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Ocağı söndürdükten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyeceğim. Muhallebim koyulaştı, kıvamını aldı. Şöyle göstereyim. Ocağımın altını da kapatıyorum. Şimdi şöyle içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekledim. 1 paket de vanilya ekleyip bunları güzel karıştıracağım. Ve kremam hazır olacak. Kıvamını da şöyle göstereyim. Şimdi tatlımın üzeri için çikolata sosu hazırlayacağım. Bunun için 2,5 su bardağı süt var. Tenceremin içerisinde şöyle 1 paket de hazır çikolata sosu kullanıyorum. Yani paketin üzerinde yazan ölçülerle hazırlayacaksınız. Şimdi bunu sürekli karıştırarak çikolata sosumu da hazırlayacağım. Daha sonra hepsiyle birlikte pastamı bitireceğim. Çikolata sosum da hazır. Altını kapattım. Şöyle kıvamını göstereyim. Birazcık da böyle beklerken koyulaşacak zaten. Üzerinde yazan ölçülerle siz de çikolata sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Şimdi kedi dili pastam için 2 paket kedi dili bisküvim var. Şöyle dikdörtgen bir borcam var. Kasenin içerisine süt koydum. Şöyle bisküvilerimi ıslayıp tepsinin içerisine böyle yan yana dizeceğim. Böyle sütün içerisine ıslatıyorum. Tamamını bu şekilde dizdikten sonra üzerine kremasını ve çikolata sosunu dökeceğim. Şimdi bisküvilerimi sıraladım. Üzerine de hazırlamış olduğum kremayı dökeceğim. Kremanın da tamamını kullanıyorum. Şöyle üzerinin tamamını kaplıyorum. Şimdi bunu ilk ısısı böyle çıkana kadar biraz dinlendireceğim. Çikolata sosunu daha sonra üzerine dökeceğim. Kremamın ilk ısısı çıktı. Aynı şekilde çikolata sosunun da yine ilk ısısı çıktı. Üzerine şimdi çikolata sosunu da döküyorum. Tamamını üzerine böyle yayacağım. Daha sonra da dinlenmeyi bırakacağım. Pastamı 3-4 saat dolapta dinlendirdim. Şimdi dilimliyorum. Şimdi bir dilim alacağım, şöyle göstereceğim. Şimdi şuradan şöyle bir dilim alıp göstereceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi alması da gayet rahat. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Eklediğim yeni tariflerden hemen haberdar olmak içinse lütfen zil işaretine basmayı unutmayın.